Şu kesin ve net bir şekilde görülüyor. Yani bir e, e, Kılıçdaroğlu cephesi var seçimlerde. E, diğer taraftansa Erdoğan cephesi var. Yani diğer iki adaydan bahsediliyor. İsminleri zikrediyorum Muharrem İnce ve e, Sinan e, Oğan. E, bunların ikisinin varlığı da zaten Erdoğan'ın güçlendirilmesi e, üzerine kurulu. Bakınız e, Erdoğan'ın e, Suriye göçmen siyaseti Ciddi bir şekilde Türkiye toplumunda tepki almıştır. Ve tepki oylarının çoğunlukla birikeceği yer neresidir? Ee, Kılıçdaroğlu cephesidir ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesidir. En bariz bir şekilde kendisini dışa vuran, bir sosyal medya üzerinde de takip ettiğiniz zaman çok rahatlıkla bunu görebilirsiniz. Kendisine güya sosyal demokratım diyen ama ulusal bir sosla bezenmiş olan bu yapı bir anti mülteci, ırkçı ve faşist bir pozisyonda duruyor. Ya bunlar Şimdi, bu oylar, evet. Şimdi, Şimdi bu, oylar, anti, bu oylar anti Kürtçü zaten yıllarca. Şimdi, bu oylar, bu oylar, bu oylar AKP'den, AKP'den tepki olarak e, ayrılan bu oylar, MHP'den ayrılan bu oyları kim toparlaması gerekti? Kılıçdaroğlu'nun. Ama onun önüne ne yaptılar? E, i̇şte ne bileyim Özdağ'la e, birlikte Sinan Oğan'ı koydular. Yani Sinan Oğan şu anda Suriye mültecilere gösterilen tepkiyi en çok kendisinde toparlayan grup haline oluyor. Bu anlamda aslında bu cepheden yani Millet İttifakı cephesinden e, oy götürüyor. Diğer isim ise Muharrem İnce. Muharrem İnce de aynı şekilde aynı görev ve sorumlulukla içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Kılıçdaroğlu'na gidecek olan e, oyların aşağı çekilmesi görevini ve misyonunu üstleniyor. Yani şu anda Kılıçdaroğlu cephesi bir cephe. Diğer taraftan işte e, Erdoğan Muharrem İnce ve Sinan o an cephesi var. Yani şey böyle okumak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini. Şimdi diğer bir seçim yani bu sadece şeyle ilgili de değil. Yani bu seçimlerde yani bu siyasal yapılanmaların işte bu ırkçı yapılanmaların işte bu Muharrem İnce yapılanmasının diğer bir fonksiyonel durumu var. O fonksiyonel durum da ikinci cephede bizim önemsediğimiz işte parlamentoda ciddi bir gücün yaratılması meselesinin önüne geçme meselesidir. Mesela diyelim ki Muharrem İnce sadece Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oylarını aşağı doğru çekmiyor. Aynı zamanda parlamento seçimlerindeki oylarını da aşağı doğru çekiyor. Tabii. Şimdi sen parlamento seçimlerinde oyları aşağı çekip %3 oyla, %4 oyla, hadi %5 oyla barajın altında kalınca bunun direktmen AKP'nin hesabına yazıldığını herkes biliyor. Yine aynı şekilde işte o Ümit Özdağ şahsındaki o ırkçı yapılanmanın da e, hedefi, parlamentoda güçlü bir millet ittifakının ortaya çıkmasını engellemeye yönelik. Tüm bu e, fonksiyonel durumlar. Yoksa mesela eğer böyle bir fonksiyonel durum olmasaydı, yani Hüdapar'ın olduğu yerde hayda hayda Ümit Özdağ olurdu. Bunlarla bir sıkıntı yaşamazlar çünkü ikisi de katil ruhlu. Desteci olduktan He, sonra... İkisi de katil ha, evet. ruhlu. Yani bu noktada bir sıkıntı yaşayamazlar yaşamazlar. Diğer bir noktaya gelelim. Diğer bir noktaya. Yani burada parlamentoda diğer bir noktada önemli noktalardan bir tanesi de Yeşil Sol Parti'dir. Yeşil Sol Parti üzerinden yürütülen tartışmalar ve Yeşil Sol Parti'yi oylarını aşağı çekmek suretiyle e, parlamentodaki temsiliyet gücünü zayıflatma yönündeki çabalar da devletten ve Erdoğan grubunda bağımsız düşünülemez. Bunun niyetle alakası yok yani. Bunun niyetle tercihle, örgütlemeyle vesaire A örgütü B örgütüyle de alakası yok. Ama sonuçları itibariyle yaratılan durum Muharrem İnce nasıl bir durum yarat yaratıyorsa şeyde siz başka bir cepheden de işte ne bileyim emek ve özgürlük cephesinden de aynı şekilde oyların aşağıya çekildiği ve sonuç itibariyle parlamenter eğer sen oraya güçlü bir parlamenter yapıyla var olmak istiyorsan bunu engelleyen bir yaklaşım var. Bunun yani mesela bu cephede olunca tolere edilen öbür cephede olunca da vay sen nasıl böyle bir pozisyon içerisinde sen kimin adamısın diye sormanın anlamı yok. Bu anlamda da dilekme sorulması gereken tek bir şey vardı. Türkiye Cumhuriyeti devletinde demokratikleşmenin birlikte yaşamanın barışı sağlayan tek yolu Yaşın Yeşil Sol Parti'nin güçlü bir şekilde Türkiye'de temsiliyetini yaratmaktır. Bunun dışında bir alternatif yoktur. Bunun dışındaki yapılanmaların tümü, mesela Kılıçdaroğlu meselesi. Kılıçdaroğlu meselesi bir adım atma meselesidir. Bir tercih meselesi değildir. Bir bağrına taş başma meselesidir. Bunun ötesinde bir şey ifade etmiyor Kılıçdaroğlu. Ama demokratikleşmenin temeli Yeşil Sol Parti'dir ve Türkiye'nin önünü açacak olan tek alternatiftir. Bunun dışındaki tüm tercihler Erdoğan iktidarına hizmet etme görevidir. Millet ittifakına da değil. Millet ittifakına da değil. Resmen Cumhur İttifakı'na çalışmak. Çünkü Cumhur İttifakı istiyor. Türkiye'deki e, parlamentoda işte Yeşil Sol Parti'nin gücü düşsün. E, işte ne bileyim Millet İttifakı'nın gücü düşsün diye. Bu, bu e, çaba içerisinde olan bir AKP ve MHP vardır. Kim bunun içerisindeyse AKP ve MHP ile ittifaktır.